bilimsel bir problemin çözümünde kullanılan yöntemin basamaklarını vermiş 6 tane. Buna göre sıralamanın doğru olması için numaralandırılmış basamakların hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Şimdi ilk başlangıçta ne yaparsın baba burada? İlk başlangıçta gözlemleri yaparsın, verileri toplarsın. Sonrasında problemi belirlersin. Sonrasında tahmin yaparsın demiş. Sonrasında hipotez kurarsın demiş. Bak burada bir sakatlık söz konusu. Neden? Problemi belirlediğin zaman tahmin yerine Öncesinde ne yapman lazım? Hipotez yapıyor olman lazım. Hipotezi kurduktan sonrasında tahmin yapıp kontrollü deneyleri ne yaparsın? Gerçekleştirirsin ve sonuçları değerlendirirsin. Dolayısıyla hipotez problemden sonra gelmiş olması lazım. Hipotezden sonra da tahmin gelmiş olması gerekiyor. O zaman cevabımız ne geldi? 3 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor şeklinde olacaktır. Bilimsel bilginin doğası konusu önemlidir. ÖSYM zaman zaman bunları sorabiliyor. Bu yüzden sıralamayı mutlaka Bilmeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Hücre iskelet elemanlarıyla alakalı bir sorumuz var. Güzel sorulardan bir tanesi. Ökaryot hücrenin sitoplazmasında bulunan özel proteinlerin birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılı hücre iskelet elemanı denir. Şuraya bir antiparantazı açalım hemen arkadaşlar. Bunlar prokaryotlarda bulunmaz. Sadece ökaryotlarda bulunur. Tamam KLM ile ifade edilen hücre iskelet kalınlıklarına göre sıralanışı K büyük, L büyük, M şeklinde olduğuna göre mikrotübül, mikrofilament, ara filament eşleştirmelerinden hangisi doğru olmaz diyor. Şimdi bakın ilk başlangıçta en büyük, en kalın mikrotübüldür. Sonrasında ara filament adı üstünde zaten ara filament devreye girer. En son ise arkadaşlar ne olacaktır? En incesi ise mikrofilament olacaktır. Tamam. Şöyle hatırlayın. Ara filamentten sonra hemen bir tane daha filament gelecek. En küçük olanı bu olacaktır. Adam sana mikrotübülü vermiş burada. Sıkıntı yok. Fakat L mikro filament olmayacak. Ara filament olacak. Yani L ve M doğru olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız ne gelmiş oluyor o zaman? Denizli gelmiş oluyor. Sağlıklı bir anne ile babanın kan grubunu belirlemek için yapılan bir çökelme testi sonuçları varmış. Buna göre bu çiftin doğacak olan çocuklarıyla ilgili hangisi doğrudur diyor. İlk başlangıçta sorunun öncüllerini okumadan önce yapacağım ilk iş annenin ve babanın ne yapması kan gruplarını bilmem. Bakın bu tip sorularda çok pratik bir yöntemimiz var. Hangisine dolu diyorsa ve hangisi varsa başında onu yazıyorum. A'nın içi doluymuş o zaman A kan grupluymuş. B'nin içi boşmuş B gelmeyecek o zaman buraya. LH'in içi doluymuş o zaman bu A LH pozitifmiş yazdım bitti. A'nın içi boş yani dolu değil. O zaman A'yı yazmayacağım. B'nin içi dolu B'yi yazdım. LH'ın içi boş mu? Boş. Eksi yazmış. O zaman LH negatif olacak. Bitti. Bu kadar. Şimdi bakalım artık buna. Kan grubu fenotipi doğacak olan çiftin çocuklarıyla ilgili kan grubu fenotipi 0 LH pozitif olabilir diyor. Şimdi bakın şunu alacağım ve bunu alacağım. Bu tip sorularda A eş baskındır B'ye bu da baskında 0 olduğu için A kan grubu fenotipinde bir vatandaşsa bunun genotipi A0 olabilir mesela değil mi? Çarpı diyeceğim B0'a bakacağım. Bunu da B0 yazacağım. Yazdım. Neden? Bak bu A kan gruplu bu da B kan gruplu. Hiçbir sıkıntı yok burada. Çaprazla abi bunu. Ne geldi? Bak şununla şunu çaprazlıyorum. Sonra bununla bunu çaprazlıyorum. AB, A0 B0 Ve 00 gelmiş oldu. Bak ne diyor? 0 diyor. Yiyor mu? Yiyor. RH pozitif iyon pek. Ona bakacağım bir de. RH pozitifliğe bakarken arkadaşlar şunu yapıyoruz. RH pozitif ne olabilir? Bakın böyle gösterilebilir. Veyahut da böyle gösterilebilir. Şu ise sadece böyle gösterilebilir. Başka şansı yok çünkü. Bunu böyle alalım. Büyük R'ye büyük R çarpı diyelim. Bunu da küçük R, küçük R şeklinde alalım. Çarpı yazdığın zaman büyük R küçük R geliyor mu? Evet gelir. O zaman büyük R küçük R gelirse sıfır RH pozitif olabilir mi? Çocuk olabilir elbette. Doğru mu? Doğru. Tamam. Olay bu yani. Neyi nerede kullanacağım biliyor olmam lazım sadece. Kan grubu genotipi AB RR olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi olabiliyor mu olamıyor mu bakacağız. Kan grubu genotipine bakarken AB RR olabiliyor mu? Bakın AB gelebiliyor. Bunu bulduk zaten daha önceki çaplar zamanımızda. Ama büyük R büyük R gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Çünkü baba küçük R küçük R taşıdığı için arkadaşlar ben istediğim kadar anneyi büyük R büyük R babayı küçük R küçük R alacağım için en fazla bu gelir. Büyük R büyük R gelmez arkadaşlar burada. Bu yüzden bu patladı. Annesiyle arasında kan uyuşmazlığı görülebilir diyor. Kan uyuşmazlığı nasıl görülüyor? Anne RH negatif, bebek RH pozitif olduğu durumda gözleniyor. Burada anne RH pozitif olduğu için kan uyuşmazlığı gözlenmeyecekti. Görülebilir diyor, patladı. Hangisi doğrudur diyor biz arkadaşlar. Cevap ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Güzel sorulardan bir tanesi olmuş bu soruda. Biyoloji dersinde canlı alemleri konusunu anlatan emir öğretmen öğrencilerine söylediğiniz özellik canlının hangi alemde incelendiği hakkında kesin fikir versin diyerekten öğrencilerinden bir özellik söylemesini istiyormuş ve şu cevapları ne yapıyormuş alıyormuş. Buna göre demiş hangi öğrencinin verdiği cevap emir öğretmenin istediğine tam uygun değildir. Hücre çeperleri psiyodo yapısında. Pseudopeptidoglikansa bu ne? Doğru diyorsun. Arkeymiş. O zaman denizde sıkıntı yok. Agent'e geldik. Hücre içi su dengesini kontraktil kofullar yardımıyla sağlar diyor. O zaman bu protistlerdeymiş. Neden? Kontraktil kofullar protistlerde bulunuyor çünkü. Agent'e de sıkıntı yok. Boşaltım organı böbrektir diyor. Hayvanlarda bulunuyor o zaman bu. Sıkıntı yok bunda da. Tanem de doğru. Fotosentez olayını kloroplastlarda gerçekleştiriyor. Lan tamam da fotosentez olayını kloroplastlarda gerçekleştiren bitki de var. Başka protistlerde ait de var. Değil mi? O zaman ipek patladı. Kötü koşullardan korunmak için endospor oluşturma diyor. Bu sadece kimde görülür? Bakterilerde gözüküyor. Bakın arkelerde yoktur bu özellik bilginiz olsun. O zaman ipek ne oldu arkadaşlar? Maalesef ki bu cevapta patlamış oldu. Cevap Denizli geldi. Aşağıdaki şekilde eşlenmiş bir kromozomun yapısında bulunan kısımlar gösterilmiştir. Bakın bir kromozom vermiş. Şu kısım orta kısmın tamamı. Şu kısmın tamamı yani. Sentromer şeklinde adlandırılıyor. Kinatokor kısımları şunda ve burada var. iyi pikleri bulunmakta ve kardeş kromatikler ne yapılmış gösterilmiş size. Hangisi doğru değildir diyor. Eşlenmiş bir kromozomda bir tane sentromer vardır. Bak bir tane var. Bir tane. Başka var mı burada? Yuvarlak içine aldığım kısım sentromer. Doğru mu? Doğru iyi ipliklerinin sayısı kinotokor sayısından fazladır diyor. Bak ipliği bir sürü var. Kinotokor sadece iki tane var. Doğru mu? Doğru. Kardeş kromatitlerin genetik yapısı aynıdır diyor. E kardeşim şu alttaki kısımlar birebir aynı olduğuna göre ve kardeş olduğuna göre genetik yapısı aynı olacak mı? Elbette olacak. Eşlenmiş kromozomdaki kinotokor sayısı sentromer sayısından fazladır diyor. Şimdi kinotokor sayısı kaç burada? Bu burada var bir de burada var. İki tane. Sentromer kaç tane? Bir tane var. O zaman ne oldu? Bu da doğru olmuş oldu. Sentromer sadece hayvan hücrelerinin kromozomlarının yapısında bulunmaz arkadaşlar. Sentromer bitkilerde de bulunabilir mi? Bulunabiliyor elbette. Kromozomu çizdiğin zaman orta kısımdaki yapı her zaman ne olacaktır? Sentromer olmuş olacaktır. Cevap ne geldi o zaman? Edirne gelmiş oldu. Karasal bir ekosistemdeki besin piramidini oluşturan A canlı fotosentez yapmakta. A canlısı fotosentez yapıyorsa nerede yer alacaktır? Üretici bir canlıdır. Tabanda yer alacaktır. Tabanda olmasını istiyorum. Tabanda, tabanda, tabanda. Bakın patladı. Bakın patladı. B canlı enerji kaynağı olaraktan A canlılarını kullanmakta. A canlısı tabandaydı o zaman B ne olacak? Bir üstünde olmuş olacak. Bak C var burada patladı. B var burada sıkıntı yok. D var burada patladı. Cevap zaten geldi. C canlı enerji kaynaktan B canlısını kullanıyor diyor. B ikincideydi. O zaman C bir üstünde. Burada bak. D canlı ise enerji kaynaktan A, B, C canlılarını kullanıyor. D ise ne olacaktı? En üstte olmuş olacaktı. Bu tip sorularda üreticiyi doğru tahmin etmek önemlidir. İkincisi ayrıştırıcıyı doğru tahmin etmek önemlidir. Yani burada mesela şunu diyebilirdi. X canlısı tamam X canlısı A, B, C ve D'yi ne yapıyor? Organik olaraktan atıklarını ne yapıyor arkadaşlar? Parçalıyor. Bakın X canlısı. Dolayısıyla şu kısımda ne olacaktı? Şöyle bir X ifadesi olmuş olacaktı. Neden? Çünkü X canlısı dediğimiz vatandaş saprofittir. Saprofit vatandaş hem A'yı hem de B'yi hem de C'yi hem de D'yi öleceği için ne yapacaktır? organik olaraktan organik maddesini neye çevirecektir bunun inorganik maddesine ne yapacaktır çevirmiş olacaktır tamam mı okların her zaman gittiği yer yani bütün canlılarda okların gitmiş olduğu yer her zaman saprofit'tir bu da bir dipnotçuk olaraktan kalmış olsun o zaman doğru cevabımız ne gelmiş oldu bol gelmiş oldu